Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Enerjik bir açılış arkadaşlar benden size. Çünkü uykumu aldım, annem sağ olsun. Geceleri Demir'i yanımdan alıyor. Günde bir sefer biberon verme hakkımız var Demir'e. Onu da annem kullanıyor. Sabah erkenden kalkıyoruz. Ya, kaç... Ay gezme bir şey kaçtı. 3 saat falan. Sürekli badem falan yemekten. Kaç? 3 saat mi? 3 saat uyutuyorum. Evet, 3 saat uyutuyor. 3 saat bana zaten yetiyor arkadaşlar. Hiç uyumamaktan iyidir diyorum. Hem emzirmeye çalışıyorum, hem işte biberonla ara ara böyle takviye veriyoruz ama dediğim gibi günde bir sefer. Onu da doktorumuza sorarak tabii ki. Onun dışında doktorumuz biberona karşı emzik de veriyoruz. Emziğe de başladık. Demir bugün tam tamına 16 günlük arkadaşlar gelişimiz maşallah. Doğum da bitti, bebişe doğdu, geçti. Bakın hemen. Berrak su bütün hırsını marul şeyden aldı, maydanozdan aldı. Bir yandan da yemek yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz Zeynep Hanım? İstediğin yemekleri yapıyorum değil mi? İstediğim yemekler yine birlikte yiyelim de türlü yapalım evet. Dedim kolay olur diye. Güzel. Annemler pazardaydı. Çok bezelyeyi güzel. Falan haşladım ben. Annem de gelince diğer kalanlarını yaptı. Ben de orada videomu editledim. Pazardan mısır aldım, mısır koydum kaynıyor. Evet, akşama da mısırımız da var. Bir dolma da yapacak annem. Kendi evime dolma yapayım dedim. Ne bize de yapacaksın, orada yapacaksın. İki eve de. Siz yemiyor musunuz yani? Biz de yiyoruz. Yok, sen şeyini yiyorsun ya. Zeytinyağı seviyorsun. Ben ikisini de yiyorum. Ben ikisini de mi seviyorum? Şu an evet. Zeytinyağı diye farkında mısın? Aynen. Ben ikisini de seviyorum. Öyle mi? İyi tamam, sana da. Tabii canım. Yo, içini ben yaptığım zaman seviyorum ben. Nasıl yani? Sen eti, ne zaman ilk yaptın olacak. Annem? Tarık, benim etli dolmam nasıl oluyor? Güzel. Burada yeni anneler beni anladı arkadaşlar. Sondalar, şırıngalar, işte emzirme pompalar, onları sürekli yıkıyorum, sterilize ediyorum, sonra tekrardan kullanıyorum. Şimdi tekrardan bir süt savma işlemim olacak demin uyuyorken. Doktorum sürekli işte emzirdikten sonra sağ dedi. Ben de o ne diyorsa aynısı gibi yapıyorum ama süt çok böyle dolu dolu gelmiyor. Bebek emdikçe ve sürekli sağdıkça artacak farkındayım. Biraz da uykusuzluk vardı tabii. O düzene binsin. İnşallah ben de en az 6 ay boyunca emzirmek çok istiyorum. Bakacağız artık bir şekilde takviyeler, makviyeler olacak inşallah. Ne yaptınız? Evet arkadaşlar, biz dolmalarımızı yaptık. Şöyle göstereyim size. Yani annemler yaptı. Ben sadece buraları temizledim, toparladım. Demir içeride uyuyor. Ata da uyuyor. Oğlum, günaydın bebeğim. Günaydın minik kurba. Aşkım. Kaldık mı baş başa? Evet. Onun da olacağı oydu zaten. Arkadaşlar, annem yok. Gitti. Ben ve iki çocuk. Bu var ya minik parmaklar. Vallahi. Tarık kahvaltıyı hazırlıyor. Menemen mi yapıyorsun? Evet, çocuk menemen yapıyorum. Evet, güzel bir menemen yapıyor burada kocam tarafından. Ben doğru Demir'i emzirdim. Şimdi inşallah Demir. Nasıl kamera da sallanıyor Demir'le birlikte aşkım. Böyle böyle gidip geliyorsunuz şu an. Allah! Allah Demir! Babası? Anneciğim! Abin nerede oğlum? Burada birazcık koku var, bir içeri doğru geçelim. Onun ateş takibini yapıyoruz arkadaşlar, atanın. Şu anlık aynı seyirde devam ediyor. İlaçlarını falan düzenli bir şekilde içiyor. Ama pazartesi günü bir doktora götürecek gibiyiz, bakalım ne olacak. Müzik.
Evet, dün ikimiz kalacaktık normalde arkadaşlar. İkimiz birlikte bakacaktık. Kayınvalidem geldi sonrasında. Düzen hala oturmadı. Düzen oluşturmaya çalışıyoruz. Atoşçuğumda ara ara böyle dirençli bir ateş seyrediyor. Evde sağlık hizmetlerini aradık. Gelsinler evde kan alsınlar diye. Sürekli hastaneye götürüp getirmek istemiyorum. Çünkü oradaki enfeksiyon, virüs, çocuklar aksırıyor, tıksırıyor. Maalesef ki orada hastalık kabup geliyor. Ben de çok taraftar değilim arkadaşlar, hastaneye götürme taraftarı. Şu anda içeride Tarık süpürgeyi açtı. Evi bir süpürecek. Annem muhtemelen akşama doğru gelir. Biz bir ata toparlanana kadar, bir de bebeğin düzene oturana kadar muhtemelen zorluk çekeceğiz. Hala da çekiyoruz. Benim gördüğünüz gibi saç baş dağılmaya başladı yavaş yavaş. Ve ağrılarımın geçmesine rağmen dikiş yerimde hafiften böyle bir şişme gibi bir şey oldu. O beni birazcık korkuttu ama normalmiş o. Emzirme sürecinden birazcık bahsetmek istiyorum size. Emzirme sürecinde bayağı bir sıkıntı yaşadık. Arkadaşlar, emzirme sürecini anlatacağım ama önce süreci bitirmem gerekiyor. Şimdilik Demir'in küvetini, aslında ikisinin de kullandığı bir küvet var arkadaşlar şurada. Yatağa dün Demir vukuat yaptı. Üçüncü ya da dördüncü vukuat olması lazım. O yüzden altına anez geçirmem gerekiyor artık. Çünkü yatağına yatmadan batırdı yani. O yatağı tekrardan çıkartıp o yüzünü falan temizlemem gerekiyor. Öksürtme cihazını falan buraya getirdim. Atayı burada bir duş aldırmak istiyorum. Banyo yaptırmak istiyorum. Küvetimizden su sızdırıyor. Silikonla yapıştırdık ama belki tekrardan sızdırabilir. O yüzden bir küvet almamız gerekiyor. Bu çok iyi oldu arkadaşlar bize. Şimdi bunu geçireceğim. Şunun üstüne şöyle bir atayı koyacağım. Zaten bu ata bunu çökertir şöyle bir. Dirençli ateşi seyrediyor arkadaşlar hala. Ataşımın geçmedi ateşi. 38'lerde şu anda. 38 çok yüksek bir ateş değil. Hani böyle havale geçirecek bir ateş değil. O yüzden şöyle yapacağız. Bugün evde sağlık hizmetlerini aradık. Onlardan haber bekliyoruz ama onlar 112'yi bir acil bir şekilde çalışmıyorlar. Yani size randevu veriyorlar. Birkaç gün içerisinde geliyorlar. Ben de dediğim gibi hastaneye götürme taraftarı değilim. Çünkü orada çocuk hastalık kapıyor. Üstüne hastalığın üstüne hastalık ekleniyor. Ve Allah korusun yoğun bakıma kadar gidiyor işin sonu. Daha önce bunları da yaşayıp tecrübe ettiğimiz için o yüzden hastaneye götürmeden hani evde yapılacakları yapalım. Eğer çok ağır bir ateşi bir şey olursa tabii ki götürmek durumundayız. Şimdi güzelce bir ağız bakımını yapacağım. Buraları toparlayacağım. Buralar bayağı bir dağıldı Demir'in odası. İçeri de dağıldı. Dün yine bir şekilde idare edebildik değil mi Tarık? Annen sen ben. Ama alışmamız gerekiyor artık. Nasıl alışacağız bilmiyorum. Sence alışabilecek miyiz bu duruma? Beni birazcık korkutuyor ama. Hiçbir sıkıntı olmaz ya. İnşallah. Ben baktım dün Atay'a, sen de bir baktın. Evet, Tarık Atay'a baktım işte uykusuzlukla hani savaşabilecek miyiz? O beni birazcık korkutuyor. Zaman zaman Atay'ın bana da ihtiyacı oluyor ama şimdi emzirme sürecinden birazcık bahsetmek istiyorum. İşte çocuğu aç bırakmayın falan filan diye bayağı bir yorum geldi. İki, ağlarken mesela Demir'in videosunu çekiyorum. Artık insanlar çocukların o kadar uslu bir şekilde videolarda çıkmasına alışmışlar ki. Arkadaşlar bebek bu tabii ki ağlayacak. Ağladığında tabii ki biz de mamasını veriyoruz, gazını çıkartmaya çalışıyoruz ama o videolarda gördüğünüz çocukların hiçbiri böyle el pençe divan durmuyor hiçbir çocuk. O yüzden hani yok işte çocuk ağladı şunu yapın bunu yapın falan filan diye yorum yapmayın bence yapanlar. Çünkü çocuk bu ağlayacak. Hepiniz şey diyorsunuz mesela böyle bebekle videolar falan çekenleri gördüğünüz zaman. Aa ne kadar uslu bir çocuk. İşte çok şanslısın şöyle böyle falan yazanlar. Hayır ağlarken kimse çünkü video çekmiyor. Ama bizim çok hoşumuza gidiyor bebek ağlaması. Aile olarak. Benim de çok hoşuma gidiyor. Tarık'ın da çok hoşuna gidiyor. Çünkü bu bizim duymadığımız sesler. Hatta da bunların hiçbirini biz yaşayamadık. Bize ihtiyaçlarını bu şekilde dile getirmesi bizi sadece mutlu ediyor, üzülmüyoruz. Ve beslenmesiyle alakalı da ben mama da veriyorum. Mamayı birazdan göstereceğim. Şimdi burayı hazırladım, içeri gidelim. Hangi mamayı verdiğimi ve neler kullandığımı anlatacağım size. Evet arkadaşlar, hangi mamayı verdiğimizi şöyle göstereyim. Bu doktorumuzun önerisiyle kullandığımız bir mama. Ve Demir doğalı şu anda 17-18 gün oluyor. Bugün 18. gün herhalde. Bugün 17. günüydü. Doktorumuz bunu önerdi. Bu her yerde olan bir marka değil bu arada. Aptamil'in Prosneo serisi. Aynen Prosneo serisi. Her yerde olmuyor arkadaşlar. Bazı eczanelerde oluyor bir de internette oluyor. Aşağı ben bunun linkini bırakacağım, size oradan bakabilirsiniz.
Ben de internetten çünkü bugün sabah buldum, getirteceğim. Bakın bu kadar kalmış. Mamamız az kaldı bugün. Mama getirteceğiz mecbur. Bestak işe yaradı mı diye soranlar var. Atada bana ilk verdikleri bu bestaktı. Ama bir farkı yok gibi. Şimdi içeriden bir tane daha ürün getireceğim size. Doktorun önerdiği. Bütün alet hırdavat geldi arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum, birçoğunuz biliyordur ama ben yine de şöyle ilacımı size göstereyim. Doktorumun bana verdiği ilaç bu arkadaşlar. Prolaktin hormonunu artırmak için böyle bir ilaç verdi. Günde 3 sefer kullanırım ama doktorunuz danışmadan siz kullanmayın. Sadece bilgi sahibi olun diye gösteriyorum. Demin içeride alır ama kayınvalidem var. Şöyle mamasını gösterdim size. Doktorun önerdiği damla da bu. Galactago diye bir marka arkadaşlar. Bunu kullanıyorum ama ikisinin arasında bir fark var mı dersiniz? Hayır, sütümde bir artma olmadı. Bunları da deniyorum, bunu da deniyorum. Suda içiyorum, yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Ama şu an sütte görülür bir şekilde artış yok maalesef ki. İkisini sağdığım zaman sadece 50 cc geliyor. Suda içiyorum, hurma da yiyorum, dut kurusu da yiyorum. Neden diye hepsini yaptım. Bazen olmayınca olmuyor. O yüzden hani kendimi böyle sıkıp dert etmek istemiyorum. Zaten şu bir ayı böyle bir gözlemlememiz gerekiyor. Bir aydan sonra bakacağız artık hani sütte artış olacak mı, olmayacak mı diye. Ama olmazsa, sütüm gelmezse mamayla devam edecek. Yapacak bir şey yok. Şu emziren annelere özel bir tarif var. Şunu göstereyim. Bundan memnun kaldım ama rezene, ısır, yanatu, anason, kimyon, kuşburnu. Bunların hepsi zaten süt yapan şeyler. Bunu içiyorum. Tadı öyle şekerli falan değil. Daha çok böyle rezene tadına benziyor arkadaşlar. Rezene de bu arada kullanıyorum. Ama içinde zaten ekstradan var. Kullandığım içecek bu. Bunun dışında şöyle ağzım tatlansın dersem. Çok şekerli oluyor çünkü piyasadaki şeyler ama. Bir de bana Ebevek'te bir marka var. Promalt'ın bir markası var. Böyle içecekler oluyor. Tarık bugün onu almaya gidecek. Belki mama bulamazsak onu da alacağız çünkü. O Promalt'lar çok iyi geliyor demişler. Çok fazla kişi yazmış. Ben atadayken denedim bu arada. Ama yeni bir seri daha gelmiş. Bir de onu denemek istiyorum. Varsa sizin de aklınıza gelen böyle hani süt yapacak, içecek vesaire. Deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Etimi, sütümü, her şeyimi yemeye çalışıyorum. İnşallah sütüm gelir. Bunu da genellikle günde 2 kez falan içiyorum. Bunu böyle hani Nescafe falan içmiyorum şu an değil mi? Hiç içmiyorum neredeyse. Fark ettin mi? Yok, içiyorsun canım. Ama çok az, çok nadir. Eskiden 3 tane falan içiyordum günde. Şu an 3 günde bir falan içiyorum. Kahve ama geçen gün Gülcanların geldiğinde kaldı. Ben içmedim ki. Vallahi ben içmedim. İçmedim. Niye Starbucks'tan sürekli söylüyorsun ya? Ya aynen, onu arada bir soyuyorum. O kendimi öldür. Onun için yapacak bir şey yok. Neyi söylüyorum? White chocolate mocha karamel mi? White chocolate mocha. Aynen. Kayıda karamel mocha da ikisini de çok seviyorum. O ödül arkadaşlar. Günde bir tane içebilirsin dedi doktorum. Ama 2 güne 1, 3 güne 1 böyle hani dışarı çıkamıyorum, bir şey yapamıyorum. Evde yapacak bir şey bulamıyorum. Bir keyfim o yani benim de. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Bunu günde 2 kez içiyorum. Demir şu anda D vitamini kullanıyor. Kullandığı D vitamini de bu merak edenler için. Umarım bu videoda bütün merak ettiklerinizi anlatabilmişimdir. Instagram'dan çok fazla soru geldi. Bunları birazdan Instagram'da da göstereceğim. Tarık çekimimi yaparken, Demir'de kayınvalidemdeyken bunları anlatayım dedim size. Şimdi oluşumuzu yıkayacağız. Gel içeri gidelim ve oluşlarımıza bakalım. Annem Demir'i uyutuyor. Göstermiyorsun da uzaktan çekeyim. Atış. Duydun mu anne? Çocuk bu ağlayacak tabii. Yüzünü gösterme oğlum. Göstermiyorsun. Hayır. Yasak. Acaba gözleri kime benziyor? Yasak. Acaba gözleri kime benziyor? Bilemiyorum. Belli olamaz şu an. Acaba Demir kime benziyor? Sana benzemiyor. Bana benziyor. Evdeki en büyük kavgalarımızdan bir tanesi çocuk kime benziyor? Hiç önemli değil kime benziyor. Şaka yapıyoruz da. Bakın orada demiş kimseye göstermeyeceğim diye gözümü. Gel aşkım onları da gösterelim artık ya insanlara. Instagram'dan gösterdik, çok ayıp oldu buradan göstermemek. Çünkü... Bir tane göster o zaman. Hayır ama hepsini şimdi Instagram'dan gördüler, görenler. Ama Instagram kullanmayan takipçilerim var benim. Bunları da göstereyim size. Bakın. Siz buradan pay biçin arkadaşlar. Şu buruna bakar mısınız?
Dur, bunu göstereceğim şimdi. Burada. Kaç aylık burada ya? 9 haftalık mı yazıyor? 4. ayın 26'sı diyor. Şu bir de. En belirgin zaten bu resimde. Instagram hesabımda buraya etiketliyim arkadaşlar. Hangisini ekledim bilmiyorum ama Tarık bir tane daha ekledi değil mi? Ultra HD yazan. Tarık Ultra HD'yi ekledi. Ona da bakabilirsiniz Instagram'dan arkadaşlar. Şimdi ben Atay'ı yıkamaya gidiyorum. Evet, Atay ve babaannesi gidiyor içeri doğru. Bıcı bıcılar yapacağız. Burada mı? Bıcı bıcılar yapacağız. Hoppa. Allah. Babaanne de frikik vermedi. Balıcığım. Efendim. Soğuk su ilave et. Biraz çocuk. Soğuk su ilave et o zaman. Aşkım. Oğlum. Atuş'un bugün Peggy değişecek arkadaşlar. Yani annesi onun Peggy'ni değiştirecek. Bıcı bıcılar yapacak oğluna. Bıcı bıcılar yapacak oğlu. Tertemiz olacak annesinin bir tanesi. Annesinin bir tanesi. Atuş. Atuş bu senin küvetindi biliyor musun? Evet arkadaşlar, Atay'ı yıkamaktan vazgeçtik. Çünkü ayağına dokunduğumuz zaman sürekli bir acıma ifadesi oluyor yüzünde. Yine bir yerime kırıldı diye korkuyoruz. Çünkü ayağım morarmış, onu göstermiştim zaten size. Muhtemelen ayağında bir kırık çatlak bir şey var galiba, emin değilim. Ama Tarık'la annem bir röntgen çektirmeye götürecekler. Bebek olduğu için ben evde kalacağım. 5 dakikalık bir hastane var yakınlarımızda. Oraya gidecekler, bir röntgen çektirirler. Evde sağlık hizmetlerinden hala aramadılar. Ateşi de şu anda yani 38'lerde yine seyrediyor ama baktığınız zaman hani Atada bir sıkıntı yok. Genel durumu iyi gözüküyor. Onun dışında geldikten sonra eğer hani kırık çıkıp bir şey yoksa inşallah yoktur. Saçları kesilecek. Murat abi gelecek eve. Saçlarını biz evde kestiriyoruz biliyorsunuz. Bir kere sadece dışarıda kestirmiştik. Saçlarını kestireceğiz Ataş'ımın. Sonra banyo yaparız diye düşündüm. Orada Demir uyuyor. Demir uyurken ben de buraları toparlayacağım Tarıklar gelene kadar. Çantaları böyle hazırladım ama tek çanta olmuyor arkadaşlar artık. Şu tek çantayı hem Demir'e kullanıyoruz. Birinin eşyalarını çıkartıyorum. Bakın burası ne kadar dağıldı. İkisine de aynı çantadan ya da farklı renk bir çanta alıp şey yapacağım. Yani iki çantayla artık şey yapacağız. Demir'in çantası ayrı olacak. Atan'ın çantası ayrı olacak. Bebek çantası. Çok karışıyor. Giyindin mi anneciğim? Göster babası onu. Ayağına bakayım anneciğim. Bakın burası morarmış. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu kırık olabilir Tarık. Kameradan daha da net gözüküyor. Bayağı bir hani morluk gözüküyor. Kuzum. Ay bıktık artık ya yavrum. Vallahi bıktık. Her gün bir yere kırılıyor çocuğum. Saçları da yağlanmış. Bir yüzümü de sileyim de gözleri falan çapaklamış. Pis demesinler benim oğluma. Oy oy oy. Oy oy oy. Dombikim. Annen kuruttu şimdi. Nasıl kuruttu? Allah Allah. Niye böyle ıslak ki? Bu minnak burada uyuyor. Uyanmasın da ben dişlerimi halledeyim o arada. Tarık evleri süpürdü. Evlerde bir şey kalmadı. Atoş bay bay. Annesiz ilk hastane günü Atoş'un. Bunları annem alsın aşkım. Evet Atoş'cum geldi. Dur aşkım. Atoş. Ayağına bakmışlar arkadaşlar ama göstermemiş. Bir ortopedinin görmesi gerekiyormuş. Çok oynattığı için ayağın da iyi çıkmamış röntgeni. Evet bir ağrısı var ama gördüğünüz gibi. Dokunduğumuz zaman bu acıma ifadesini veriyor. Biz de anlamadık. Ateşi de şu anda iyiymiş. Annemler böyle bir ateş ölçeri almışlar. Markasını da göstereyim size. Ateşini bununla ölçtük. 37 çıktı. Ben de onlar gelene kadar evi toparladım arkadaşlar. Şurayı bir sileceğim. Ocağı falan sileceğim. Şerbet çıkardım. Kendime şerbet istiyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü çamaşır. Atay'la birlikte çamaşır iki katı arttı arkadaşlar.
her gün böyle çamaşır yıkanıyor ve inanılmaz şekilde su faturam 350 lira geldi bu ay çamaşır ikiye çıkınca. Atuşu yıkacaktım, yıkamaktan vazgeçtim. Muhtemelen atuşu yarın yıkarım diye düşünüyorum. Ya da akşam, çünkü Murat abi gelecek, saçlarını kesecek. Şimdi banyo yaptırsak bile o geldiğinde tekrardan yıkamamız gerekiyor. Ateşte düştüğüne göre, yani gerçi tam şu an ateş ölçer ölçmedi ama bakalım, yani vücut ısısı sıcak duruyor. Vivel'in bu ateş ölçerleri var ya, normalde ben onunla ölçüyordum. Daha önceki ölçtüklerimde normal çıkıyordu. Bu seferkinde belki de bir yanlışlık var, bilmiyorum. Hastanede ölçtükleri 36.6 çıkmış. Demek ki doğru, yani evham yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bundan sonra da ateşi düşer galiba. Bizi çok korkuttu ama olsun, biraz da ondan dolayı stres yaptığım için de sütüm şey gelmiyor olabilir. O beni çok streslendiriyor ata hasta olduğu zaman. Annem de akşama doğru gelecekmiş. Berrak Sönden geliyor. Tara tavuk kaldıracağım şimdi. Tavuk pirzola yapacağım fırında. Yemek de hazır kafamda. Demir de uyuyorken edit işlerimi halledeceğim. Bu videoyu artık burada kapatalım. Bir sonraki videoda da güzel bir vlogla başlayalım. Ki bebekle evde bir gün çekmeyi düşünüyorum. Sizce çekeyim mi ya da farklı bir vlog gelsin mi? Yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye bye.